ÖSYM tarafından merakla beklenen YGS başvuru tarihleri nihayet açıklandı. 2015 YGS başvuruları bugün itibariyle başladı. Lise son sınıfta okuyan veya mezun olup üniversite sınavlarına girmek isteyenler 5-19 Ocak arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilir. 20 Ocak akşamına kadar da sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırılabilir. ÖSYM bu yıl YGS ücretini 50, LYS'lerin her oturumu için ise sınav ücretini 30 lira olarak belirledi. 2015 ÖYS kılavuzu yayınlandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden sınav başvuru kılavuzunu edinebilir. Öğrenciler üniversiteye girişte ilk aşama olarak uygulanan yüksek öğretime geçiş sınavı için 50, ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavlarının her birine ise 30 lira ödeyecek. 5 LYS oturumu ve YGS'ye katılmak için toplam ödenmesi gereken ücret ise 200 lirayı buluyor. Sınav geçiş başvuru ücretleri 15 lira olarak belirlendi. Adaylar başvuru hizmet ücreti olarak 3 lira, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden şifre almak için 5 lira ve fotoğraf güncellemek için ise 10 lira ödeyecek. Ücretini yatırmayanın başvurusu geçersiz sayılacak. 2015 ÖYS'ye başvurular 5-19 Ocak arasında yapılacak. 2015-2016 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme veya ilgili kurumlarca düzenlenecek özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2015 ÖSYS'ye başvuru yapması gerekiyor. Lise veya denge okullarda son sınıfta okuyan, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda olanlar, lise mezunları ile orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olanlar 2015 ÖSYS'ye başvuru yapabilecek. Adayların internet başvuru merkezleri veya sınav koordinatörlükleri aracılığıyla başvurusunu tamamladıktan sonra ilgili bankalara ücretini yatırması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvurusu geçersiz sayılacak. ÖSYM aday işlemleri sisteminde kayıtlı olan adaylardan işlemini bir başvuru merkezinde yapacak olanların bu merkezlere gitmeden önce ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresine TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sistemde kayıtlı olan eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.